Evet, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri devam etti. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Konutlar için elektrikte KDV uygulamasından vazgeçilmesini isteyen Girgin, faturalardaki TRT payının da kaldırılmasını istedi. Bir vatandaş tarlasının altından kaçak elektrik hattı çekiyor, yan tarafındaki komşu onun parasını ödüyor. CHP Muğla Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin, elektrik faturası kayıp kaçak kesintisini gündeme getirdi. Girgin, iki kişilik bir ailenin 109 TL'lik faturasını örnek göstererek, bu faturanın dörtte biri kayıp kaçak bedelidir diyerek, bu uygulama adaletli bir uygulama değildir dedi. Bir fatura bu. 30 Ekim 2018. İki kişilik bir aile düşünelim Sayın Bakanım. 109 lira elektrik gideri. Buzdolabından başka elektrikli ev eşyası kullanmıyor bu aile. 109 lira elektrik faturası ödüyor. Ve bunun dörtte biri kayıp kaçak bedeli. Bir vatandaş tarlasının altından kaçak elektrik hattı çekiyor. Yan tarafındaki komşu onun parasını ödüyor. Veyahut da bir restoranta gidiyorsunuz. Oturduğunuz masada sizden önceki vatandaş yemeğini yiyor, gidiyor. Aynı masada siz o yemeği, yeni yemek yiyorsunuz, önceki vatandaşın da parasını siz ödüyorsunuz. Bunun tercümesi budur. 30 Ekim 2018 tarihinde başlayan ve 22 Kasım 2018 tarihine kadar sürecek olan 2019 yılı bütçe görüşmeleri, Enerji Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında CHP Muğla Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e elektrik faturası göstererek faturanın dörtte biri kadar tutan kayıp kaçak bedeliyle TRT payının adaletsiz bir kesinti olduğu gerekçesiyle kaldırılmasını istedi. Anayasa Mahkemesi belki bunu onaylamış olabilir. Ancak bu uygulama adaletli bir uygulama değildir. İktidarınızda vatandaşların talebi kayıp kaçak bedelinin kaldırılmasıdır. Girgin, yaşanan bu mağduriyetin basında yer almadığına da dikkat çekti. Sizin konuşmanız bitince basın buradayken şu tabloyu size gösterdim. Sayın Başkan müdahale etti. Usulümüz böyle değil dedi. Ancak bu toplantı başladığı günden beri biz şunu görüyoruz. Biz sesimizi vatandaşlarımıza nasıl duyuracağız? Kameralar dışarı çıkartılıyor, biz bize burada konuşuyoruz. Şimdi biz TRT'ye vergi veriyoruz, burada pay ödüyoruz ama TRT bugün bu akşam benim bu söylediklerimi televizyona verecek mi? Ben bunun verilmesini istiyorum vatandaş olarak. Madem bu katkıyı ödüyorsam, vatandaşın sesinin de TRT tarafından duyurulması gerekiyor. Evet, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin telefon attığımızda. Merhabalar efendim, mutlu geceler. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi az önce izleyicilerimiz haberi izledi. Sizin bu isyanınızı da dinledi. Ama ben şunu sormak istiyorum Sayın Girgin. Tüketici neden ödüyor bu bedeli ve bu yasal mıdır? Şunu öncelikle tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Bugün kapitalizmin yüreği olan, yani kapitalizmin kalbi olan Amerika'da Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Bazı kentlerde su parası ve elektrik parası ödeyemeyen vatandaşların elektrik ve suyu kesilmeme kararı aldı. Nerede oldu bu? Kapitalizmin yüreği olan Amerika'da bile elektrik ve su kesilmiyor. Hı hı. Yoksul vatandaşlar parasını ödeyemedi diye kesilmiyor. Nasıl bağlantı kuruluyor? Çünkü yaşam hakkının parçalanamaz hakkı olarak görülüyor su ve elektrik. Biz ne yapıyoruz? Elektrik bedelinin iki katı kadar faturayı vatandaşımıza ödettiriyoruz. Bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda Sayın Bakan'ın konuşması bitince kameralar ayrılmadan salondan 109 TL'lik iki kişilik bir ailenin elektrik faturasını gösterdim Sayın Bakan'a. Ve bu aile buzdolabından başka elektrikli fazla eşyada kullanmayan bir aile.
109 lira. Ne kadar elektrik bedeli? 60 lira. Gerisi 30 liraya yakını kayıp kaçak bedeli. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Elektriği çalanın üzerine gitmeyeceksin. Kayıpları önlemek için yatırım yapmayacaksın. Olan dürüst abone olacak. Yani dağıtım şirketlerine ödül vereceksin. Vatandaşa ceza vereceksin. Diğer yandan TRT katkı payı. Onu da ben özellikle belirtmek istiyorum. Siz yayınınızın başında söylediniz. Bir kez daha dile getirmek istiyorum. Plan ve bütçe görüşmeleri başladığı günden beri adeta gizleniyor plan bütçe görüşmeleri kamuoyundan. Türkiye'nin üçte bir malının, mülkünün teslim edildiği varlık fonu konuşuluyor. Varlık fonu konuşulurken kapalı oturumla konuşuluyor. Basın yok. Kamuoyundan saklanıyor. Gizli bir bütçe görüşmeleri. Bizler de fırsat bulduğumuz her anda plan bütçedeki olan gelişmeleri vatandaşımıza ulaştırmak için her şeyi deniyoruz. Hatta bugün Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız ve arkadaşlarla beraber CHP grubu olarak bir basın açıklaması yaptık. Hı hı. 2019 bütçesi faiz bütçesidir, israf bütçesidir, zam bütçesidir ve toplumdan kaçırılmaktadır bu bütçenin tartışmaları diye bir açıklama daha yaptık. Ben buradan TRT payı hakkında da bir iki cümle kurmak istiyorum. TRT eğer kurumsal ve kamusal hizmet üretmek istiyorsa herkesin sesi olmak zorundadır. Hem kamusal hizmet üretmeyeceksin, o zaman niye benden TRT katkı payı alıyorsun? Niye vatandaştan katkı payı alıyorsun? İktidarın borazanlığını yapacaksın, benden katkı payı alacaksın ama benim sesimi, yani halkın sesini ekranında yer vermeyeceksin. Niye kuruldu bu TRT? Serbest, işte özgür, adil şekilde vatandaş düşüncesini belirsin. Holdinglerin, özel televizyonların vicdansız yayınlarına vatandaşımız terk edilmesin diye kuruldu. Bunun için kuruldu. Oysa TRT iktidarın borazanı oldu, milletin sırtına bindi. Talebimiz TRT payının da kaldırılmasıdır. Şimdi Sayın Girgin, 2014 yılında, yani daha önce bu konuyla ilgili Yargıtay bir karar vermiş ve denmiş ki bu bedel haksızdır ve tüketiciler tekrar bu paralarını iade alabilir, yani iadesini alabilir. Böyle bir karar verilmiş ama halen bu uygulamada devam ediyor ve tüketiciden bu bedel alınıyor. İşte biraz sözümün başında şunu söyledim. Amerika'daki Anayasa Mahkemesi, yani Amerika kapitalizmin yüreğinde bile vatandaş lehine karar veriyor. Yaşam hakkının parçalanamaz hakkıdır. İnsan hayatının, yaşam hakkının bir parçasıdır elektrik, su. Bundan dolayı kesemezsiniz diyor. Sizin dediğinizin üzerine bizdeki Anayasa Mahkemesi nasıl karar verdi? Yargıtay o şekilde karar verdi ama 2017 yılında da Anayasa Mahkemesi'nin bu kayıp ve kaçağın onayladı. Yasal olmadığına karar verilmiş yani. Ha, 2014'te dediğiniz Yargıtay, evet, dediğiniz doğru ama Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi onu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve 2017 yılında Anayasa Mahkemesi, hı hı, kayıp kaçağın ödenmesi şeklinde karar verdi. Bu da bir bak, bir tarafta, evet, kapitalizmin kalbinde bile, yani yüreğinde bile böyle bir karar, sosyal devlet dediğimiz anayasanın maddesinde yazan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti dediğimiz ülkede, hı hı, Anayasa Mahkemesi 2014 yılından sonra 2017 yılında, hı hı, kayıp kaçak bedelini haklı buldu. Bu da ayrıca tartışılması gereken bir şey. Bu aynı zamanda şu manaya gelmiyor mu bir yerde? Yani kaçak kullanımı da sanki biraz teşvik ediyor gibi aslında bu karar. Yani eğer bu bedel ödeniyorsa, tüketiciden böyle bir bedel alınıyorsa, evet, ben bugünkü komisyonda bir örnek verdim. Daha geçen gün bir kanalda çıktı. Vatandaş toprağın altından elektrik hattı döşemiş. Kaçak elektrik hattı döşemiş. Jandarma operasyon yapmış. Onun parasını, o vatandaşın parasını kim ödüyor? Kayıp kaçak hat çeken parayı yan tarafında komşusu ödüyor.
Pekala, bir restoranda gidiyorsunuz, öyle düşünün. Sizden önceki masadaki yemek yiyen vatandaş yemeğini yiyor, kalkıp gidiyor. Ondan sonra o masaya siz oturuyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Sizden önceki yemek yiyen vatandaşın da parasını siz ödüyor. Bu elektrikteki kayıp kaçağın tercümesi budur. Yani hırsızlığa ödül vereceksiniz. Öyle mi? Hadi kamu elindeyken kayıp kaçağın tarifelerle, yani tüketicilerin tahsil edilmesini hadi bir yerde vergi salma diyelim. Hı hı. Hadi siyasi iradenin de tercihi olabilir diyelim. Evet, evet. Ama bugün Enerji Bakanı 2002'de enerjinin %40'ı kamu eliyle üretilirken, hı hı, bugün %82'si özel sektör eliyle üretiliyor diye övünüyor. Yani enerjinin. Şimdi bu şartlarda kayıp kaçak bedelinin kimin eline geçtiği vatandaşın üzerine yükleniyor. Kimin faturasını üstleniyor vatandaş? Özel sektörün kayıp kaçak bedelini, özel sektörü memnun eden bir uygulamadır bu. Yani özel sektöre, dağıtım şirketlerine ödül, vatandaşa cezadır. Peki, teşekkür ediyoruz Süleyman Girgin değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Mutlu geceler diliyoruz, peki, teşekkürler.